Metafizik ve tabi kötülükler ya da işte doğal kötülükler nedir bunlar? Yeryüzünde ve hayvanlar aleminde var olan bir takım bizce kötü görünen olgular işte. Mesela çöller ve buzullarla kaplı bölgeler. Bunların mesela niye olduğunu söyledik. Yani dünyadaki iyilik ve kötülük kavramlaştırmasını, bu dünyadaki nimet ve nimet olmama, nikmet kavramlaştırmasını biz idrak edeceğiz ki bu dünyada hem lezzet alabilelim, zevk alabilelim. Çünkü acı olmadan bunlar tam anlaşılmıyor ya da en azından acıyı tefekkür olmadan bunlar anlaşılmıyor ve bu anlaş anlayış ve algı üzerinden biz ahireti de cenneti de ne yapıyoruz? Temellendiriyoruz. Zaten cennet olgusu esasında Cennete gitmek için insanın çalışması, bir takım kötülükleri tecrübe ederek yine cehennemi idrak etmesi. işte efendime söyleyeyim, şimdi buzullar olmasa, çöller olmasa, tehlikeli hayvanlar olmasa, akrepler, yılanlar gibi varlıklar, bitler, pireler, böcekler, işte bağırsak solucanları, hastalıklar olmasa, e biz işte yangınlar, seller, tufanlar, volkanlar, kıtlıklar, cüzzam, kanser, felçler, e bunlar olmasa dediğimiz gibi biz sağlığı anlayamayacağız, iyilik kötülük nedir anlayamayacağız, buna göre irademizi kullanamayacağız. E şimdi cehennemden niye korkalım? Yaratıcı bizi cehennemle diyelim korkutacak, cehennemden bizi sakıntıracak. Bakın iyi insan olun, ahlaklı olun, bana ibadetlerinizi bana yapın, başka varlıklara ibadet etmeyin. Yaratıcı tarafından istenilmesi gereken belki doğal istekler bunlar. E biz şimdi cehennemden niye korkacağız? Mesela cenneti niye isteyeceğiz? Biz bu farkındalıklarla, zıtlıklarla aslında bir nevi kontrast dediğimiz yani siyahla beyaz gibi hani mesela ucuda bir madde veriliyor ya verilen madde ne? İşte bir madde veriliyor. işte kemiklerimizi görüyoruz röntgende. İşte bir madde veriliyor ultrasonda damarlarımız görünüyor. Aslında onlar normalde görünmeyen yapılardı ve kontrast onları görünür kıldı. O kontrast madde yani zıt madde bir nevi. Orada orayı renkli farklı gösterecek bir madde. Bu dünyada iyilikler, kötülükler, sıcaklık, soğuklar, işte buzullar, bahçeler, hastalıklar, sağlıklar, acılar ve e, lezzetler bu şekilde bu idrak mekanizmasıyla beraber insan öncelikle bak iradeli varlık oluşunun hakkını veriyor ve bunun devamında da bu dünyadaki nimetleri idrak ediyor. Yaratıcıya oradan gidebiliyor. A demek ki hep iyi olmak zorunda değil. Demek ki hem hep kötü olmak zorunda değil. Bunlar kasten tercih edilip bana bir şeyler anlatılıyor ve ahireti bu, bu vesileyle idrak ediyor. Cenneti idrak ediyor. Cennete git, gitmek için iştiah duyuyor. Oraya göre çalışıyor. A, yaratıcıyı tanımak için iştiah duyuyor, çalışıyor. E e, ...cehennemden sakınıyor çünkü akrebi yılanı bu dünyada görüyor. Kötülüğü bu dünyada tecrübe etmesi lazım yani. Yoksa kötülü olan bir evrenden, mesela cehennem evreninden insan niye kaçsın? Burada tabii metafiziksel ya da tabii kötülükte, işte metafizik kötülük içerisinde... ...insandaki zaaflar söylenebilir, şeytan, nefis vesaire birçok şey gündeme getirebilir. Özellikle literatürde duygusal trajediler üzerinden Voltaire'ın bu konuyla alakalı çok bir şeyleri söz konusu etmesi var... Leibniz'in ona verdiği cevaplar var işte bu dünya mümkün dünyalar arasında en iyisidir şeklinde. Ha Voltaire ısrarla o trajik sahneleri tekrar tekrar gündeme getiriyor ama Leibniz de bunlara cevaplar vermeye çalışıyor. Şurayı bir konuşalım. Şimdi Leibniz'in bir şeyi var. Mümkün dünyalar içerisinde en iyisi çıkarımı var. Ondan sonra Leibniz'den itibaren ki bu Leibniz işte 1646'lar 1716'lar arasında yaşıyor. Ondan sonra bu literatüre yavaş yavaş giriyor. Ne o? Mümkün dünyalar içerisinde en iyisi. Ya bu ne demek? Mümkün birçok dünya var. Bakın sevgili kardeşlerim. İşte A evreni var, B evreni var, C evreni var, D evreni var, E evreni var. Bu evrenler olması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak alemleri yaratacak bir e, yaratıcı durumunda bu potansiyele sıfat, fiil ve isimlere sahip ve alemleri yaratıyor farklı farklı. E, A evrenini de, bu dünyayı da yaratması lazım. Bu dünyadaki, bu dünya evrenine uygun olan bu dünya evreninin tabiatına uygun olan varlık da insan ya da bu dünyadaki diğer varlıklar, canlılar, nesneler. Oraya buradan baktığımızda ne görüyoruz? Yani o diğer evrenlerin ve bu evrenin kıymet takdiri ve tahakkuku ve yaratılması ve yaratılışının hikmetli olması için ve yaratıcının isim sıfat ve fiillerine daha güçlü bir spektrum oluşturması için A evreninin de olması gerekiyor. Bu arada bu evrende gerçekleşen birçok problem ya da sorun gibi görünen şeyler zaten ahiret teorisi var şimdi ona gelmedik. Ahiret de zaten çok çok misliyle karşılık görecek. Yani bu dünyada zulüm gören işte mazlumlar, sıkıntı yaşayan insanlar zaten ahirette ne olacak? Bu dünyadaki bu temel dinamiği sırrı çözdüğünde, yaratıcıyı tanıdığında ve ona ibadet ettiğinde, iyi bir insan olduğunda gördüğü kötülüklerin zaten mükafatını alacak. Kötüler de yaptıkları kötülüğün cezasını alacak. Yani adalet ya da oralar tabii ileride konuşacağız daha detaylı ama. Bu noktada da aslında bir sorun yok. Ama bu literatüre girmiş. Özellikle işte Gazali'nin bunu kullandığını görüyoruz. Leysefil imkan yani mevcut olan imkan içerisinde. Ebda'u Mümkün olandan, var olandan daha mü mükemmeli yok diyor. Bakın leysefil imkan. Yani A evreninin imkanı ve gayesi açısından. Yani gayeliliğe göre bu evrenin gayesine göre bu evrendeki bir takım varlıklar aslında en iyisi diyor. İşte az önce verdiğimiz örnekler kişikliği, ayna, cam örneği, işte teknolojik üretim yapan firmaların teknolojik cihazlara yüklediği gaye ve ömür meseleleri. Başka örnekleri de var. Tabi örnekleri çok verdiğim için çoğaltmak istemiyorum. Dolayısıyla bu dünyada yaşanan bir takım şeyler ki, bu dünyada şerler de yine iyiliklere, iyilere, iyiliklere, kötülüklere göre şey yani çok değil. Yani kainatta A evreninde maksu, yani kainatın yaratılışından yani A evrenin yaratılışından yani hılkata alemden maksudu bizzat, bizzat maksat iyilikler, hayırlar, haseneler ve güzelliklerdir. Kainatın hılkatından maksudu bizzat ve gayeyi matlup, matlup olan gaye iyilik, güzellik, hasenlerdir. Şerler ise tebeidir. Yani kötülükler, çinlik, çirkinlikler ise azınlıktadır. Bunu da tabi farkında olmak lazım. Yine az önce söylediğimiz hikmetlerden dolayı Lesefil imkan ebda'u min mekan Bu ihyada bunu gazali özellikle nazara veriyor, tekrar ediyor. E, Said Nursi rahmetullahi Aleyh yine bu konuda bunu kullanıyor. Çünkü mümkün dünyalara göre bunu yani gayeye göre varlığın ömrünü ya da özelliklerini tespit etmemiz lazım gayesi başka olunca mesela şöyle düşünün. A evrenindeki bir insanı A evrenindeki özellikleriyle B evreni olan cennete B evrenindeki yani cennetteki bir insanı B evrenindeki özelliklerle beraber A evrenine getirin. Ne kadar zulüm olacaktır. Çünkü niye? Birbirine birbiriyle uyumlu değil. Şimdi A B evrenine gittiğinde insan orada o evrendeki kompleks ve sofistike ve hızlı mutlu yaşamı elde edecek kavrayacak bir şeyde değil bedensel donanımda. B be, be evrendeki insan buraya geldiğinde e geliyor mükemmel bir insan. Uyku yok işte boşaltım yok şu yok bu yok. E bakıyorsun ne oluyor? Bu evrendeki varlıklarla uyumlu değil. İşte yeme ihtiyacı yani yemekler diyelim ki cennet evreni gibi değil. Sistem orada kadar güzel değil ama burada bir şekilde yemesi de gerekiyor. Ama yeme ihtiyacı yok uyuması da gerekiyor ama uykuya ihtiyacı yok. Yani bu ihtiyaçlardan müstahni olduğu için B evrenden A evrende gelen insan aslında bir nevi canı sıkılacak. Çünkü niye? Kendi doğanımına uygun bir çevresel şart yok. Dolayısıyla leysefil imkan ebda'u mümmekan bu noktada önemli. Var olan evlenler içerisinde gayeye göre en mükemmel kavramını iyi idrak etmek lazım. Depremler ve fırtınalar İslam inanışında olduğu gibi Hristiyan inanışına göre de Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Onlar Tanrı'nın kullarını cezalandırması ve evrenin kozmik uyumuna zarar vermeden gerçekleşen kaçınılmaz tabi olaylar olarak değerlendirilir. Yani burada tabi Tanrı'nın cezası noktası biraz daha şey. İslam literatürü açısından da Hristiyan teolojisi açısından da böyle. Tanrı ceza noktasında evrendeki mekanizmayı bu ceza üzerine bina etmemiş. Daha şey olanı, gerçekçi olanı kozmik uyum. Yani evrenin tabiatı ve yapısı gereği bu evren böyle. Çünkü evrenin amacıyla uyumlu olması açısından böyle olması lazım. Mesela demiş ki Dublin'in alim baş psikopozu William King yazdığı bir denemesinde şöyle der. Depremler, fırtınalar, gök gürültüsü, sağanak halindeki yağmurlar ve sel felaketleri bazen adil ve merhametli bir tanrı tarafından insan cezalandırmak için gönderilmiş olabilir. Tabii şöyle bir şey var. Bu İslam literatüründe de var. İşte zinalar arttıkça rızık, bereketsizlik olacak, ölümler artacak falan. Ya bir takım şeyler bakın gene ama insan için bu, dünyanın gayesi için. Şimdi Allah sallıyor yeri. Diyor ki ey kulum bak beşiğin o ayağının altında sağlam zannettiğin, kaymaz zannettiğin, sert ve salabetli sandığın, adeta baki ve ebedi gibi gördüğün yer dahi, evin dahi sallanıyor. Bu dünya fani. Sen de geçici, geçici geçicisin. Rabbini bil, ahlaklı ol. Rabbini tanımak için çalış ve ona ibadet et mesajı var burada esasında. Hani işte ona göre olaya bakmak lazım. Ha ceza kısmı, ceza kısmı da var ama bu galiben değil yani çoğunlukla böyle değerlendirmek zorunda değiliz. Ceza kısmı da var. Evet nedir onlar? Az önce verdiğim örnekler işte zinanın artmasına bağlı olarak şöyle şöyle. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de bu var. Ceza açısından da bir takım kötülükler var. Bu da şu, şu, şunu idrak etmeye de sebep oluyor. Mesela tarihteki kavmi Nuh, kavmi Sem'ud, işte kavmi At gibi kavimler başına gelen işte Lut kavmi gibi bu kavimlerin başına gelen felaketler aynı zamanda ahiretteki o cehennemdeki büyük azaptan da haber veriyor. Ve kö kötülüğün evrende olmaması gerektiğini işte ahiret noktasında da bu ve benzeri kötülüklerin burada fragmanı gösterilen cezaların cehennemde bütünüyle, bütün gösterimiyle ortaya konulacağı bize, nazarlarımıza sunuluyor. Tabi böyle bir yönü de var. Genel anlamda kavimleri cezalandırma da var. Özel ölçekte insanın ya da toplumların azgınlığını cezalandırmakta var. Farklı farklı şekillerde. Ya da dediğimiz gibi bu dünyanın zaten kendi tabiatını gereği olarak bir takım yetkinlik eksiklikleri söz konusu. Fakat genellikle zorunlu ve bütüne daha büyük bir zarar vermeden ortadan kaldırılamayacak olan diğer tabi sebeplerle bağlıdırlar. Bunu söyledim. Gerçekten unsurların bu çatışmaları zararlıdır. Ancak onların bulunmaması durumunda evrensel sistem içinde daha büyük bir zarar ortaya çıkacak. Bu evrenin bütünüyle tahakkuki, tahakkuku ve evrensel sistemin devamı ve dünyanın faniliği ve gayesinin nihai amacı olarak bunların bulunmaması neye sebep olacak? Daha büyük zararlara sebep olacak. O halde yeryüzü ya hiç yaratılmamalıydı veya bu tür şeylerin meydana gelmesine izin verilmeliydi gibi bir iki seçenek ortaya çıkacak. Burada da tabii yeryüzü hiç yaratılmasa zaten bütünüyle A evreninin olmaması ve abes bir duruma incirar eder, netice verir böyle bir durumu. Dolayısıyla A evreni olmuş. A evreninde iradeli varlıklar var ve irade çok önemli bir şey bu iradenin tecrübe edilebilmesi için imtihanın olması gerekiyor. Ve işte böyle ufak tefek şeyler olmasın diye kocaman imtihan hikmeti, kocaman iradenin tahakkuku, kocaman Tanrı'nın, yaratıcının tanınması ve sonsuz hayatın kazanılması gibi büyük nimetler bu sefer ne olmuş oluyor? Göz ardı edilmiş oluyor. Mesela işte parmağı düşünün. Parmağın kesilmesi gangren olduğu zaman parmağı keseceğiz. Dışarıdan baktığımızda şerli bir olay ama yaklaştığımızda, idrak ettiğimizde meseleyi, işte o kesme olayından tut, kesmenin gayesine kadar hepsi daha büyük şerrin, daha büyük kötülüğün ne olması için, engellenmesi için var. Tabi bunları ilerleyen bölümlerde dediğim gibi konuşacağız. İşte yine Sokrat'tan eşya kendiliğinde ne iyi ne de kötüdür. Onların iyiliği ve fenalığı kullanma tarzına bağlıdır. Bu ileride, eş, yani buradan direkt etkilenerek değil de farklı eklemeler ve düşünce tamamlamalarıyla eşari ler tarafından da savunulacak. Mesela ateş haddi zatında nedir? Kötü değildir. Ama ateşe elini sokarsan kötü olur. Kendi hizmetçine, kendi hizmetçini kendine düşman etmiş olursun. Dolayısıyla Sokrat'ın böyle bir yaklaşımı var. Hani varlık nötrdür. Herhangi herhangi bir ahlaki değerlilik içermez. Bu biraz da mutezili yaklaşımda da var ama şey açısından eşariye benziyor dedim. Yani işte ateş örneği açısından mesela o açıdan bakılabilir. Yoksa bir olguda farklı farklı açılardan farklı farklı ekollere yaklaşma söz konusu olabiliyor. Demek ki işte Sokrat'a göre, ya Sokrat gibi düşünenlere göre varlık nötr aslında. İyilik ya da kötülük bizim yüklediğimiz şeyler. Ateş örneği gibi. Yine Eflatun'a geldiğimizde Platon'a. Platon'da tabii şey var. Yani bir ideler alemi var. E, o soyutlar simgeler aleminden bu evrene doğru geliniyor. Yani soyuttan somuta geldi mi zaten bir takım yetersizlikler oluşuyor. Adeta ideler aleminin gölgesi hükmünde bu alem, somutlar, madde alemi. E, madde aynı zamanda en yüksek akıl karşısında bir direnç de gösteriyor onun tanımına göre. E, iş evrendeki eksikliğin, hatanın ve kötülüğün kaynağı zaten madde alemine yaklaşmak, maddi olmaktan kaynaklanan kötülükler var. E, maddi olmadan da madde tecrübe edilmiyor. O yüzden onun da olması lazım. Yine Musa bin Me'min'den bir nakil almışım buraya. Bozuk olan bütün cisimlerin bozukluğu fesat sadece maddelerinden kaynaklanır. Onların suret yani formlarına gelince özü gereği onlarda hiçbir bozukluk yok. Aslında maddenin maddedeki kötülük gibi görünen, şer gibi görünen, eksiklik gibi, bozukluk gibi görünen şeyler maddenin bu dünyadaki gayesinin devamı için arizi olan yetkinlik eksiklikleri yoksa maddenin asıl sistemi yani o sistemin arkasındaki mekanizmayı işleten isim, fiil ve sıfatlarda herhangi bir eksiklik yok. Çünkü o dediğimiz gibi mesela B evreninde en mükemmelini de yapabiliyor ama bu evrenin amacına göre onların biraz o şekilde eksik olması lazım. Yani zayiatların, bozuklukların, eksikliklerin kaynağı aslında nedir sevgili kardeşlerim? Maddenin kendi yapısı ama bu evrenin amacı ve gayesinin tahakkuki içinde maddenin bir nevi bulunması gerekiyor bu evrende. Çünkü insan bu donanımla aslında ah seni takvime ulaşıyor ve diğer hatta varlıkları gerisinde bırakıyor. Ahlakını, iradesini yani iradesini iyi kullanıp ahlaklı olursa o da bu maddi bedenle mümkün oluyor. Bu maddi beden ise maddeyle temas etmesi lazım. O yüzden maddenin varlığı gerekiyor. E, maddenin varlığı da bir takım yetkinlik ve zorunlu yetkinlik eksikliklerine en azından bu evren açısındaki gayede sebep olabiliyor. Tabi dediğim gibi bu çözüm yollarını kötülük probleminin halledilmesi açısından birer madde birer prensip olarak kabul ediyoruz. Yoksa herhangi bir tanesi bütünüyle kuşatıcı değil yani. Mesela madde bozuk diyoruz ama işte cennette de madde var. Orası niye bozuk değil? Çünkü cennetin gayesi başka. Öyle düşünebiliriz bunu. O halde kötülüğün kaynağı maddenin yalnızca orada ortaya çıkabildiği Takdir kapsamındaki bu cisimlerdir ve zaten o da kötülüğü mutlak surette ilişkilen ilişkilendirmiştir. Yani aslında maddeden kaynaklanan kötülükler var. E maddenin yetersizliği, mazharların kabiliyetsizliği, maddenin varlığın yetkinsizliği bunlar ne oluyor? Esasında i̇bn Sina, Farabi hatta Said Rahmetullahi Aleyh de da kullanıyor. Maddenin kendi kabiliyetinden kaynaklanan yoksa sıfat isim ve fiil ilahiyeden kaynaklanan şeyler değil. Olmadığını nereden anlıyoruz? İşte B evreninden, C evreninden anlıyoruz. Ona göre özde kastedilen iyiliktir. Kötülük ise ikinci kastla birlikte, dolaylı olarak ortaya çıkan arizi bir durumdur. E, yani bu açıdan kötülük sadece maddeye bürünmüş olan bu aleme mahsus ve maddenin karakteristik özelliklerinden kaynaklanan kaçınılmaz ve arizi bir durum. Yani bu, da fena değil. Evet bu dünyada kötülükler arizi. Yani maddenin tabiatından kaynaklanan arizi şeyler. Bunu söyledim zaten. Kısacası kötülük sadece maddi olana ilişen arizi bir nitelik olarak bizzat kastedilen değil, maddenin yetersizliğine bağlı ikinci dereceden bir durum. Bu tabi i̇bn Sina Farabi gibi filozoflar tarafından savunulmuş. Daha sonra bir takım eşariler, maturidiler tarafından da savunulmuş sevgili kardeşlerim. Aristo'ya göre metafiziki kötülük bir problem değildir. Çünkü evrenin gayesel nedeni ve en yüksek iyi olan Tanrı eşyanın içkin, yani batini, özü olarak aynı zamanda eşyanın içinde ve eşyanın ötesindedir evrenden ayrıdır, aşkındır. Evet yani burada bir panteizm gibi bir durum yok ki yani kainat eşittir tanrı olmadığı için sevgili kardeşlerim. Yani ta kainattaki yetersizlikleri biz direkt tanrıya mal edemiyoruz. Çünkü tanrı zaten bunun yetersiz olduğunu söylüyor. Yani işte burada tanrıya karşı bunu bir argüman olarak kullandığımızda ama evrende kötülükler var ama evrende yetersizlikler var, ama evrende hastalıklar var, ama evrende depremler var dediğimizde Tanrı da diyecek ki evet var ben bunu zaten bilerek şu şu hikmetlerden dolayı yaptım dediğinde zaten bu Tanrı'ya karşı kullanılan bir argüman olmuyor. Çünkü Tanrı evrenden aşkın, içkin değil. İşte Batı düşüncesinde Leibniz salt insani ya da felsefi bir sorun olarak genel bir tarzda tartışılan bu konu üzerinde uzun süre kafa yormuş. Ondan sonra Theodosius başlığı altında özel bir forma bunu kavuşturmuş ve bundan sonra artık kötülük problemi eşittir. Theodice gibi sanki literatürde devam etmiş. Bu ilk kullanışındaki orijinal ve doğru anlamıyla Theodice ilahi adaletin pek kötülükle uzlaşmadan devam edeceğini gösterme çabası anlamı itibariyle her ne kadar metot ve üslup açısından olmasa da amaç bakımından İslam kelamında ilahi fiiller yani efalullah başlığı altında yapılan tartışmalara benzerlik gösteriyor. Yine ayrıca Allah'ın mümkün dünyaların en iyisini yarattığı iddiası üzerindeki ısrarlı yaklaşımda Gazali ile Leibniz arasında yakın benzerlikler dikkat çekiyor. Yani burada Gazali'nin tabii ki İslam literatürünü daha iyi bilmesinden kaynaklı olarak meseleyi daha profesyonel ele aldığını görüyoruz. Ama Leibniz de temel başlıklar açısından benzer bir ele alış daha önceden gerçekleştirmiş. Zaten şöyle hani Batı literatürü aslında bu böyle ama Gazali'nin Batı'yı ne kadar fazla etkilediğini biliyoruz. İşte Nigel Tubbs bu konuda Batı düşüncesinde Gazali'nin Batı'ya olan etkisinden ciddi anlamda bahsediyor. Şimdi Gazali'nin 1111'de vefat ettiğini düşünürsek Leibniz işte 1716'larda vefat ediyor. Esasında Leibniz'in Gazali'den etkilemiş olması da mümkün tabii. Kendi hani inancı açısından bunu temellendirirken, çözüm ararken Gazali'nin bu orijinal fikrine denk gelmiş olabilir. Gazali de tabi bunu geçmiş şeylerden, i̇bn Sina'dan, Farabi'den ve diğer işte İslam alimlerinden yahut da İslam filozoflarından alarak, revize ederek ortaya koyduğu bir görüş Gazali'nin. Evet bunları zaten detaylandırdığımız için konuşmayacağız. Yani Theodais'in batıdaki karşılığı işte Onlardaki işte batıda şey de var sevgili kardeşlerim Hristiyan teolojisinde biraz Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ve fiilleriyle alakalı bir takım eksiklikler söz konusu. Yani böyle bir tam bir kamil bir yaratıcı şablonu bize çizemedikleri için onlar da biraz daha fazla bu gündeme gelmiş ve işte bir şekilde çabalamışlar. İşte layıklığınız bunlardan birisi. Yani Allah'ın adaletiyle, hikmetiyle falan bu kötülük problemini halletmeye çalışmış ve bu halletmenin adı teodayz haline gelmiş. Layıklığınız ne diyor bu konuda? Tanrı övgüye layık olmayan hiçbir eylemde bulunmaz ancak biz bilgi yetersizliğimizden dolayı onun eserlerinin tüm sebep ve hikmetlerini kavrayamayız. Bu da bizi yanıltarak var olandan her zaman daha iyisinin var olabileceği düşüncesine götürür. Bunu ilk başta söyledim. Bizim tanrının bütün fiillerini, bütün sıfat ve isimlerini ve tanrısal yetkinlik ve buna bağlı olarak yaptığı her her şeyi anlamak gibi bir durumumuz yok. Yani böyle bir görevimiz de yok. Ve bunu anladığımızda aslında tamamıyla bunu anladığımızda yani imtihanı halledecek, imtihanı geçirecek şekilde anlayabiliriz. O ölçek bize yeterlidir ama tanrısal anlamda biz Tanrı'nın fiillerini anlayamayız. Elbette ki bir takım şeyleri de anlamadığımız noktalar bulunabilir. Daha açıkçası temel anlam şudur ki eserler yapıcılarının karakterlerini gösterir. Bunu Tanrı'ya uyguladığımızda şu sonucu elde ederiz. Tanrı en mükemmel varlık olduğuna göre onun eserleri de olabileceklerin en mükemmeli olmalıdır. İşte mümkün dünyaların en mükemmeli manası. Çünkü bu dünyanın gayesine göre mükemmel dedik onu. İslam düşüncesine baktığımızda ise i̇bn Sina'ya göre Tanrı tasarlanabilecek en yetkin evreni yaratmıştır. Onun felsefesinde de evrendeki mevcut kötülük bu yetkinliğin var olabilmesi için zorunlu olarak görülür. Bunları açıkladım. Bu anlayışa göre kötülüğün varlığı adeta iyiliğin varlığına varlığına bir fidye olarak kaçınılmazdır. Bu bütün ölçeklerde böyle. Mikro ya da makro ölçeklerde. Çünkü kötülük olmadan iyiliğin var olması pek mümkün değildir. Tam olarak anlaşılması, bilinçli hale gelmesi, idrak edilmesi mümkün değildir. Kötülük iyiliğe nispetle çok azdır. Bu yüzden az kötülük bulunmasın diye çok iyiliğin terk edilmesi hikmete aykırıdır. İşte bu bizim literatüre nasıl geçti? Şerri kalil için hayri kesir terk edilmez. Yani küçük bir şer gelmesin diye büyük hayırlardan mahrum olunmaz. İşte o gangren olan parmağın kesilmesi mantığı. O ve ona benzer diğer örneklerde bu bağlamda, bu mikro ya da makro ölçekte büyük evrenler, birçok evrenler teorisi açısından da geçerli bu. Bu dünyadaki A evreni içerisindeki iyilik, kötülük, idrakı teorisi açısından da geçerli. İnsanın irade deneyimlemesi açısından da geçer, geçerli. İnsanın kendi tecrübeleri açısından da bu yine geçerli. Evet yani kötülüğü idrak edebilmek için, kötü iyi idrak edebilmek için iyi bir düzeni tasavvur ve tasdik edebilmek için kötünün bulunması bir nevi keyfiyet açısından akılın gerekliliği olarak ifade edilebilir. Bu tür varlıkların var edilmeleri işte kötü gibi görünen kötülük değil iyiliktir. Çünkü çok iyiliğin var olabilmesi için az kötülüğün varlığı bu evren açısından en azından en hikmetli ve en mantıklı belki de zorunlu olduğundan az kötülüğün bulunması da bu noktada kötü değil iyidir. E şimdi mesela cihat değil mi? Savaş bu dünyada oluyor. Tabi cihat kavramını biraz farklı anlıyorlar ama insanların kendini koruması için cehdetmesi şeklinde bunu anlarsak. Evet cihatta bir takım mesela kayıplar var. Savaşa gidiyor, insanlar ölüyor ama ne oluyor? Vatan, millet, namus, mukaddesat bunlar hep korunuyor. Hani oradaki küçük şerri olmasın diye büyük hayırlardan ne yapılamaz? Feragat edilemez. Dolayısıyla az kötülüğün bulunması kötü değil. O açıdan iyidir. Neden? Kontrasttır. Eğer kontrast olan yani zıttını bilerek gerçeğini yani kötüsünü bilerek iyisini idrak edebilmemize ve bütün iyiler alemini iyilik dünyasını bize açabiliyorsa bu yani bir kötülüğü biz anlayarak düşünün ki hayatımızda bir kötülük yaşadık ki oransal olarak da hemen hemen bu oran var. Bir kötülük yaşadık 99 iyilik. Yani eğer o bir kötülüğü kötülüğün varlığını ontik ve epistemik değerini bilmemekten kaynaklı olarak 99 iyiliği ne yapamayacağız? İdrak edemeyeceğiz. Yani o 99 iyiliğin üzeri örtülecek bir nevi. O bir kötülük anlaşılmadı diye. Ya da anlaşılmasın yani bir kötülük gelmesin diye o bütün hayırlı çok neticeler, iyilikler hatta iyilik kavramının varlığı ve bunun idrakı dahi aslına kadar kötü bir şey. Ama o kötüyü bilmeyerek o çok kötülük haline gelecek. Zorunlu yani az kötülüğün bulunması kötü değil, iyidir. Çünkü iyinin idrakına, anlaşılmasına hem bu evrende hem B evreninde hem de diğer evrenlere göre bunun tahakkukuna sebep olur. Sonuç olarak metafiziki kötülüğe ilişkin bu genel değerlendirmelerimizi şöyle ifade edebiliriz. Tanrı en yüksek ve sonsuz bilgeliğe sahip olduğundan yalnız metafizik manada değil ahlaki manada da en yetkin tarzda etkisini gösterir. Tanrı'nın eserleri hakkında bilgimiz arttıkça onun güzelliğini ve her türlü isteğe uygun olduğunu daha iyi anlarız. Bu da işte zaten bir nevi imtihanın sırrı yani. Tanrı'nın yaptığı fiilleri tefekkür edebilmek, onu idrak edebilmek bizi ne yapıyor? İnsani bilinçte üst seviyelere doğru yükselti yükseltiyor. Evet sevgili kardeşlerim burada bölümü sonlandırıyoruz. Dediğim gibi bundan sonra tabi ve metafizik kötülüğü daha derinlemesine farklı açılardan ele alarak bir takım sorular ve örneklerle yine devam edeceğiz. Umarım faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.